Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle sık iğne tekniği kullanarak çok güzel bir battane modeli çalışacağız. Battanemizi iki renkten örebileceğimiz gibi daha farklı renklerle örebiliriz. Biz elimizde görmüş olduğunuz bu pembe beyaz çalışmamızın ana renginde pembeyi kullandık. Yardımcı renk olarak ise beyazımızı kullanarak modelimizi örmeye çalıştık. Modelimiz son derece kolay. Hep sık iğnelerden oluşan bir model. İki tane sık iğne, iki sıra sık iğnemizi örerek başladık pembemizde. Daha sonra üzerine iki sıra daha beyazımızı ördük. Dört sıra hiçbir şey yapmadan sadece sık iğne olarak ördük ve üçüncü sıramızdaki pembemizi öreceğimiz zaman ilk sıramızda bu görmüş olduğumuz ilmeklerimizi alt sıraya bağlayarak modelimizi kurduk ve yukarılara doğru aynı şekilde örmeye devam ettik. Evet, bu kadar açıklamadan sonra hemen modelimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Battanemizi örmeye başlıyorum. Ben bebe ipimi kullanıyorum. Nakon'un Lux Minnoş Baby'si ve 2,5 numaralı sığımla örüyorum. Güzel iplerle örersek uzun yıllar battanemizi sağlıkla kullanabiliriz. Bir tane zincirimi çekiyorum ve düğüm olarak atıyorum. Sonrasında 1, 2, 3 belirli bir ölçü, istediğimiz ölçü olana kadar zincirimizi çekiyoruz. Modelimiz çok kolay bir model. Tamamına yakını sık iğnelerden oluşan bir model. Sık iğne örmeyi seven kardeşlerimiz için çok hoş bir model. Her iki sırada sık iğnelerimiz sürekli yerlerini değiştirerek örgümüzü devam ettireceğiz. Battanemizi 100'e 100, 90'a 90 örebilirsiniz ya da hangi büyüklükte hoşlanıyorsanız o şekilde örmeye başlarsanız, şöyle minik bir parça önden çalışıp hangi iple öreceksek nasıl durduğuna bakıp ondan sonra büyük ölçüyle başlarsak çok daha güzel sonuçlar alırız ve örmeyi de kontrol edersiniz. İpimizin ne kadar yer tutacağına, yani ölçümüzün ne kadar olacağını net hesaplayarak yapabilirsiniz. Çünkü her modelde değişkenlik gösterebiliyor. Bu modelimizde değişkenlik göstermez. Bu modelimizde zincirimizi birebir şekilde çekebilirsiniz. Evet, zincirimizi çektikten sonra hemen bir tane zincirimizi atlıyoruz. İkinci zincirimizin içerisine gelerek başını dolamadan batıyorum ve bir tane sık iğne örüyorum. Sırasıyla hiç atlamadan birer birer zincirlerimizi sık iğne olarak örüyoruz. Bir defa giriyoruz, ipimizi alıp zincirimizin içerisinden geçiriyoruz. Girdiriyorum ve çekiyorum. Tığımın başını bakınız takıyorum ve kapatıyorum. Zincir sonuna kadar bir sıra sık iğnemizi örerek ilerleyelim. Zincirimin sonuna kadar sık iğnemi örerek geldim. Bu birinci sıramızdı. Zincirimizi sıradan saymıyorum. Sık iğne olarak birinci sıramızdı. Bir tane zincirimi çekiyorum en son sık iğnemin üzerine ve örgümün yönünü çeviriyorum. Hemen ilk sık iğnemin üzerine gelerek batıyorum. Bakınız, en sondaki sık iğnemi batıyorum. Ve hemen yanındakine sırası ile birer birer sık iğnelerimizi örerek sıramızın sonuna kadar ilerliyoruz. Bu bizim ikinci sıramız. Giriyorum ve alıyorum. Aradan bakınız, giriyoruz ve kapatıyoruz. İki sıra pembemizi sık iğnemizde örüyoruz. Sıra sonuna doğru ilerleyelim. Evet, ikinci sıra sık iğnemin de sonuna kadar geldim ve en son bakınız zincirimizi döndüğümüz yere giriyorum ve bir tane sık iğne de bu kenarımız için örüyoruz. Şimdi iki sıra sık iğnemizi ördükten sonra beyaz rengimize geçiyoruz. Beyaz rengimizde de tıpkı bu iki sırada ördüğümüz gibi iki sıra sık iğne olarak örüyoruz. Hemen alıyorum beyaz ipimi. İpimizi alalım ve başlayalım örmeye. İlmeğimin arasından geçiriyorum ve her iki ipimi de sıkıştırıyorum. Hem pembemizi hem beyazımızı şöyle düzelterek sıkıştıralım ve örmeye başlıyorum. Yine aynı yere beyazımla devam ediyorum.
Pembe ipim orada kalıyor. Bakınız. Beyazınızda her bir sık iğne arasına birer tane batarak ilerliyoruz. Herhangi bir farklı işlem yapmıyoruz. Sadece sık iğne olarak örelim. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Şöyle görelim. Bakınız pembe ile beyaz da çok hoş oldu. Sıramızın sonuna kadar sık iğnelerimizi örerek geldim. En son sık iğnemi sizlerle birlikte batırıyorum. Ve bir tane zincirimizi çekerek örgümüzün yönünü çeviriyoruz. Hemen dibine batıyorum ve birer birer ilerliyorum. Hepsinin yeri zaten belirli, bakınız. Sıra sonuna kadar ikinci sıra beyazımızı örerek ilerliyorum. Hiç farklı bir işlem yapmadık. Şu ana kadar 4 sıramızı ördük. 2 sıra pembe, 2 sıra beyazımızı sık iğne olarak tamamladık. Ve sıramızın sonunda görüşelim. Sıramızın sonuna kadar beyazımızı örerek geldim. Burası battaniyemizin arkası olacak bölümümüz. Ve en son sık iğnemizi yine birlikte batmak istedim. Çünkü bu geçişler çok önemli. Hiçbir şekilde kafamızın karışmaması gerekmekte. Hem bitirişi hem de başlangıcı mutlaka ve mutlaka birlikte yapmamız çok daha güzel olacaktır. Evet, şimdi 2 sıra beyazımızı ördükten sonra bakınız önce 2 sıra pembemizi ördük. 2 sıra sık iğne beyazımızı ördük. Şimdi tekrar pembe ipimi alıyorum. Ve pembe ipimle bir tane zincir çekiyorum. Beyazımı da pembemi de şöyle bir sıkıştırıyorum ve döndürüyorum örgümün yönünü. Hemen ilk sık iğnemin üzerine batıyorum ve bir tane sık iğnemi örüyorum. Bakınız şimdi bu sıramızda pembemizin ilk sırasında bir sıra, bir tane sık iğne, bir tane ilmeğimizi uzatacağız. Bir sık iğne, bir ilmek uzatma şekliyle sıramızı tamamlayacağız. Bakınız düz yönden sık iğnelerimiz de gayet güzel ve düzgün görülmekte. Bir sık iğnemizi ördükten sonra ikinci sık iğnemizi öreceğimiz yerden şöyle bakınız. Şuraya batacaktık normalde. Batmıyoruz, batmıyoruz ve aşağıdaki pembenin olduğu yere geliyorum. Bakınız ilk sırasına arkadan ilmeğimi alıyorum ve uzatıyorum. Bakın çok fazla uzatmayın. Şöyle alıyoruz tekrar. Bakınız ikinciye batacağımız yerden batmadan ikinci sıradaki pembenin olduğu yere geliyorum ve uzatıyorum. Yeteri kadar, fazla değil, az da değil ve çekiyorum. Sık iğne olarak ördüm yine, bakınız başını dolamadım, herhangi bir işlem yapmadım, sadece aşağıdan aldım. Ve şimdi bakıyorum, hemen buradaki, normalde buraya batmam gerekiyordu sık iğnemizi, şimdi buraya batmıyoruz, hemen yanındakini buraya uzattığımız ilmek olarak sayıyoruz. Eğer batarsak ve dönüşte de üzerinden örersek battaniyemizi bozmuş oluruz. Kesinlikle hemen arkasındaki sık iğnemizi boş bırakıyoruz. Hemen yanındakini örüyoruz. Bakınız bir yanındakini örüyorum. Ve bir sonrakini tekrar iniyorum aşağıya. Alıyorum. Kendi hizasında ve kendi sırasında. Bakın tekrar yapalım. Şu şekilde şuraya batmam gerekiyordu. Batmıyorum. İniyorum. Kendi hizasından arkadan ipimi alıyorum. Çok uzatmıyorum. Az da kastırmıyorum. Ne marullanmasını istiyoruz ne de kasılmasını. Çekiyorum ve hemen olduğu yere batmıyorum. Yanındakine batıyorum sık iğnemi ve kapatıyorum. Bir tane bu şekilde ilmeğimizi uzatıyoruz. Bir tane sık iğne. Şimdi buraya örmem gerekmekteydi. Bakınız şu şekilde örmüyorum, atlıyorum ve aşağıya geliyorum pembeme. Pembemin olduğu yere batıyorum. Yeteri kadar uzattıktan sonra çekiyorum. Ve bir tane boş bırakıyorum. Yanındakini sık iğne olarak örüyorum. Boş bırakmamızın sebebi buradaki ilmeğimizin üzerine batarak geri dönüşümüzü yapacağız. Bakınız arkamızdan da bu şekilde görünmekte. Ve yapmaya devam edelim bakınız. Sık iğnemin hemen yanındakini böyle ilmeğimizi boşa uzatmayalım. Bakınız ilmeğimizin tığımızda biraz daha yakın durması lazım. Yani çok gevşek olmaması gerekmekte. İlmeğimizi şu şekilde tığımda tutuyorum. İkinci bakınız sıradaki yerden geliyorum dibine ve batıyorum. Arkadan ipimi alıyorum
tek seferde kapatıyorum. Hemen olduğu yeri batmıyorum. Bir tane atlayıp diğer sık iğnemi örüyorum. Hemen ilerliyorum. Uzatıyorum, çekiyorum. Bir tane atlayıp diğerine batıyorum. Hemen giriyorum aşağıya, bakınız. Hemen kendi hizasından çekiyorum. Ve bir tane atlıyorum. Yani bu yaptığım yeri atlıyorum. Yanındakine sık iğne olarak batıyorum. Ve hemen sıradakini, bakınız, aşağıdan alıyorum. Ve atlıyorum. Diğerini örüyorum. Bu şekilde bir tane sık iğne, bir tane ilmeğimizi uzatarak sıramızın sonuna kadar ilerleyelim. Sıramın sonuna kadar bir tane trabzan, bir tane ilmeğimizi uzatarak geldim. Şöyle bakınız. Çok çok hoş oldu. Hemen bakın, en son uzattım. Bir tane sona gelerek sık iğnemi batıyorum. Ve bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Hemen zincirimi çektiğim yere bir tane sık iğne batarak örüyorum. Ve bu sıramızda da tamamen sık iğne olarak arkadan örüyoruz. Bir tane sık iğnemi ördüm. Bakınız, uzattığım ilmeği altına batmamıştık. Şöyle boşluğumuzu görmekteyiz. Hemen oradan giriyoruz ve bir tane sık iğnemizi örüyoruz. Hemen yandaki ördüğümüz sık iğneye batıyoruz ve uzattığımız ilmeğin üzerine batıyoruz. Bakınız, bir tane sık iğnem üzerine, bir tane uzattığım ilmeğin üzerine birer birer sık iğnelerimizi sona kadar örüyoruz. Bir tane sık iğnem üzerine, bakınız, bir tane uzun ilmeğimizin üzerine bir sık iğne, bir uzun ilmeğimizin üzerine ve bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Şöyle önden görelim. Bakınız, iki sıra pembemizi örmüştük, iki sıra beyazımızı, iki sıra pembemize geçtik. Pembemizin ilk sırasında bir tane sık iğne uzattık, bir tane sık iğnemizi yine sık iğne olarak ördük ve sıramızı tamamlamıştık. Üzerine ise yine sık iğne olarak tamamladık ve ikinci sırasını sık iğne ile ördük. Şimdi sıramızın sonuna kadar gelelim ve bu ikinci sıramızı da tamamlayalım. Sıramın sonuna kadar geldim. En son sık iğnemizi birlikte yapalım. Batıyorum, kapatıyorum. İkinci sıra pembe olduğu için beyaz rengimize geçiyoruz. Her iki sırada mutlaka rengimizi değiştiriyoruz. İpimi, geçişimi yapıyorum. Şu şekilde düzeltiyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum. Şimdi bakınız, başlıyoruz. Bir tane bu şekilde sık iğnemi ördüm. Hemen üzerine sık iğnemi örüyorum. Bu beyazımızda hiç farklı işlem yapmayacağız. İki sıra dümdüz sık iğne olarak örüp tamamlayacağız. Bu birinci sırası, bir de dönüşümüzü yapacağız. İki sıra beyazımızı tamamladıktan sonra şimdi pembe sıramıza geçiyoruz. Pembe sıramızın ilkinde ilmeklerimizi uzatıyoruz. Yalnız bu sıramızda ilmeklerimizi diğer uzun ilmeğimizin olduğu yere kadar uzatıyoruz. Bakınız, bir tane zincirimi çektim. Hemen ilk trabzanımın olduğu yere batıyorum. Şimdi ikinci olarak, bakınız, buradaki uzattığım ilmeğimi şu görmüş olduğumuz kısma kadar iniyorum. İpimi alıyorum. Yukarıya doğru çekip kapatıyorum. Tam birebir ilmeğimizin olduğu yerden alarak ilerliyoruz. Hemen bakınız, arkasındakine batmıyorum. Yanındakine batıyorum. Ve bir sonraki, bakınız, ilmeğimizin içerisine giriyorum ve kapatıyorum. İlmeğimizin içinden yukarıya doğru geçiyoruz. Ve arkasındaki, bakınız, sık iğneme batmıyorum. Yanındakine batıyorum. Şöyle görelim. Ve bir sonraki, şöyle şuradaki ilmeğimizin de sık olmasına gayret edelim. Şöyle boş kalmasın, uzun kalmasın. Daha sık olarak tutalım. Çok daha güzel duracaktır örgümüz. Pembe uzunumuzun üst kısmına batıyorum ve ilmeğimi uzatıyorum ve kapatıyorum. Hemen arkasına batmayarak yanındakine batıyorum. Tekrar ilmeğimizin en önemli püf noktası burası. Çok bol kalırsa burada potluk oluşmakta. Sıkı tutalım. Aşağıya iniyorum. Uzatıyorum
ve arkasını örmüyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum ve bu şekilde ikinci sıramızı da sona kadar ilerletelim. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Görmüş olduğunuz gibi sık iğnelerimizin bir tanesini uzun olarak yaptık, bir tanesini hemen tepesine battık. Uzattığımızı aşağıdaki ilmeğimizle neredeyse bağladık. Bakınız, olduğu yere batarak yukarıya doğru çektik. Hemen yanındaki sık iğneyi ördük. Arkasındaki sık iğnemizi örmedik ve bu şekilde sıramızı tamamladık. Şimdi ikinci sıra pembe rengimize geçiyoruz. Bir tane zincirimi çekiyorum ve örgümün arkasını çeviriyorum, dibine batıyorum ve uzattığım ilmeğin olduğu yere batıyorum. Bir tane sık iğnemin olduğu yere batıyorum, bir tane uzun ilmeğimin olduğu yere, sık iğneme ve uzun ilmeğime batıyorum ve bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Sona kadar ilerleyelim. Ve sona kadar geldiğimizde tekrar iki sıra beyaz sık iğnelerimizi örelim ve battaniyemiz istediğimiz ölçüye gelene kadar pembemizin ilk sırasında bu işlemlerimizi uygulayalım. İki sıra beyazımızı ördükten sonra yine iki sıra pembemizi, bakınız, birinci sırasında bir tane ilmek uzatıp bir tane sık iğne şeklinde örelim. İkinci sırasını burada gördüğümüz gibi sadece sık iğne olarak örelim ve dilediğimiz uzunluğa gelene kadar örerek büyütelim. Evet, battaniye modelimizi her iki sırada bir sık iğnelerimizi tekrar ederek istediğimiz büyüklüğe gelene kadar örmeye devam edelim. İkinci rengimiz, yani ana rengimiz olan pembemizin ilk sırasında ilmeklerimizi uzatarak aşağıdaki pembenin içerisinden ya da tam üzerine şöyle bataraktan tekrar ilmeğimizi uzatıyoruz ve modelimizin temel görüntüsünü bu uzatma oluşturuyor. Aradaki beyazlarımızı ise yardımcı rengimiz olarak kullanıyoruz. Evet, bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik. Dilerim çalışmamızı beğenmişsinizdir. Dilerim yardımcı olabilmişizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.